Sevgili izleyiciler, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomi reform planını biraz da şaşkınlıkla izledik. Çünkü artık sade yurttaşa, sıradan emekçiye bir vaatlerinin bile kalmadığı görüldü. 98 sayfalık metin içerisinde işsiz olan, atama bekleyen, emeklilikte yaşa takılan, nakdi ücret desteği alıp geçinemeyen, iki yakasını bir araya getiremeyen emeklilere yönelik hiçbir öneri, umut, vaat bile görünmedi. Zaten başında özel sektör temsilcileriyle ve bazı sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek hazırladık dedi. Burada sendikalardan, meslek kuruluşlarından, demokratik toplumun diğer ögelerinden bahsetmedi. Yani burası bu reform planı toplumun genel bir uzlaşmasına dayanmıyor. Bir yönüyle de dünyada esen rüzgarlara da ters. Yani dünyada büyük kapitalist ülkeler dahi, başta Amerika gelmek üzere, bu pandemi döneminde sosyal yardımlarını arttırıyorlar. Giderek daha kamucu, giderek kamunun altyapı yatırımlarına ağırlık veren, eğitimde, sağlıkta, bakım hizmetlerinde kamucu bir anlayışa doğru yöneliyorlar. Arttı. Bu pandemi sürecinde yaşama ve çıkarı zarar gören, yoksulluğa, sefalete sürüklenen yurttaşlara doğrudan mali desteklerde bulunuyorlar. Halbuki bu program, bu planda hiç böyle bir vaate dahi rastlanmadı. Bir dolu kuruldan, bir dolu kurumdan, bir dolu komiteden, bir dolu komisyondan, bir dolu düzenlemeden bahsedildi. Sürekli kulağımıza çalınan işte dijitalleşme, yüksek katma değerli üretim, küresel tedarik zincirlerine daha fazla entegre olmak gibi sade insanın yaşamına değmeyen söylemler devam etti. Mesela ben en azından şunu beklerdim. Pandeminin başında sosyal yardım başlığı altında 6.450.000 aileye biner liralık yardımda bulunulmuştu. Bunun aylara dağıtılarak her ay 1.000 lira şeklinde uygulanması gibi bir öneri olabilirdi. Veya nakdi ücret desteği 1.431 lira, bunun arttırılması gibi bir öneri olabilirdi. Çünkü nakdi ücret desteği kişinin, emekçinin işverenle sözleşmesini devam ettiren bu süre içerisinde ona belli bir nakit dağıtan bir uygulama. Bu başta insanların kıyıda köşede biraz parası olan, kredi kartına başvurabilen veya aile dayanışma ağlarıyla bu süreyi uzatmaya çalışan insanlar açısından sınırlı da olsa bir destek sağlamış olabilir. Ama pandeminin üzerinden bir yıl geçti. Artık insanların takati kalmadı. Baktığımız zaman Türkiye'nin bu süreçte borçlanarak pandeminin bir yılını geçirdiğini görüyoruz. Krediler toplamda 800 milyar lira artmış. Bireysel krediler ise 182 milyar lira artmış. Yani kredi kartı borçları, ihtiyaç kredisi borçlarında sınıra gelinmiş durumda. Bunları iyileştirmeye yönelik, bunların faizlerini silmeye yönelik de hiçbir öneri dahi yoktu. Anlaşılan bu söylemlerle yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekmeyi amaçlıyorlar. Ama yabancı sermayenin de bunlara çok fazla itibar edeceğini zannetmiyorum. Burada belki bir noktayı vurgulamak gerekiyor. Liberaller ve sol liberaller
bir ülkede demokrasi olursa, özgürlükler olursa, çoğulculuk olursa, insan hakları geçerliyse yabancı sermaye gelir diyorlar. Her yabancı sermaye otoriter rejimlere de gidebilir, baskıcı rejimlere de gidebilir. Bu kavramlarla çok fazla alışverişi yoktur. Ama Türkiye şu nedenle yabancı sermaye açısından çekici değil. Sürekli kuralların değiştiği, sürekli ihalelerin belli kesimlere verildiği bir ortam varsa kendi açılarından da belirsizlik, risk görürler. O bakımdan bu ekonomik reform paketi altında ilan edilen 98 sayfalık metnin yabancı sermaye açısından da büyük bir önemi olmadığını ben düşünüyorum. Türkiye'yi ilk 10 ekonomi arasına sokma hedefinden bahsetti Erdoğan. Halbuki Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte Türkiye bu tırnak içindeki bu amaçtan giderek uzaklaştı. 2017'nin sonunda Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçinmeden önce kişi başına gelir 10.700 dolarken en son kendilerinin açıkladığı rakamlarla 8.599 dolara düştü. Diğer taraftan da Türkiye'nin pandemiyle olan mücadelesinin bütün dünyada takdir gördüğünü söyledi. Ne yazık ki Türkiye tam aksine vaka sayısı açısından dünyada ilk ona girmiş durumda. Şu anda dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda. Yani kısacası AKP rejimi ne pandemiyi iyi idare edebiliyor, yurttaşların kamu sağlığını koruyabiliyor, ne de buna paralel olarak ekonomiyi idare edebiliyor, insanların yaşam standartlarını iyiye götürebiliyor. Bunun işlerin yolunda gitmediğinin kendileri de farkındalar ki böyle ekonomik reform planları açıklamaya devam ediyorlar. Ama burada da bir vaatlerinin bile kalmadığı, söylemlerinin tükendiği, yurttaşlara verecek hiçbir şeylerinin kalmadığı görülüyor. Demin söylediğim gibi özgürlükleri, demokrasi, insan haklarını yabancı sermayeyi çekmek için değil, ancak Türkiye'deki demokrasi güçleri bunları talep ettiği için, bunların mücadelesini verdiği için elde edebiliriz. Onun için önümüzdeki hedefin emek mücadelesiyle, yani insanların emeklerinin karşılığını alabileceği, sosyal devletin olanaklarından yararlanabileceği bir Türkiye ile özgür, demokratik, insan haklarına saygılı bir Türkiye mücadelesini birleştiren bir hat gerekiyor. Bizim bu tip ekonomik reform planlarına karnımızın tok olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum.